İnsan bir sözle çıkabilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin getirdiği dinde haram olduğu bilinenleri helal bilmek küfürdür. Mesela şarap içmenin, kız kardeş ve benzeri mahremlerle evlenmenin caiz olduğunu iddia etmek, zaruret zamanları dışında ve şer'i bir şekilde kesilmeyen hayvanların eti, kanı ve domuz etinin yenmesinin caiz olduğunu iddia etmek küfürdür. Küfür kelimesini ve sözünü konuşana rıza göstermek kastıyla gülmek, onu doğrulamak ve teyit etmek maksadıyla alkışlamak da küfürdür. Haram bir içkiyi içerken, zina yaparken besmele-i şerifi okumak, helal olduğunu iddia ederek ve zaruret halleri dışında kıbleye yönelmeden namaz kılmak veya kasten abdestsiz olarak namaza durmak, alay etmek kastıyla kafir olmayı gerektiren bir kelimeyi söylemek İnanmadan söylenmiş olsa bile yine küfürdür. Allah Celle Celaluhu'ndan ve merhametinden tamamıyla ümit kesmek, mesela Allah hiçbir kuluna merhamet etmez demek, Allah Celle Celaluhu'nun azabından emin olmak, mesela itaatkar olsun veya asi olsun, Allah hiçbir kulunu cehenneme atmaz demek ve kıble ehlini tekfir etmek küfürdür. Bu ve bunun gibi bütün konular fıkıh kitaplarında delilleriyle açıklanmıştır. Zamanımızda fıkıh kitapları kenara itilip bu yolda araştırmalar da yapılmadığı için birinin ağzından çıkan sözden veya giydiği elbiseden dolayı küfürle itham edildiği bir gerçektir. Halbuki Müslümana kafir demek bizzat küfürdür. Aynı şekilde Müslümanı kafir eden birçok söz ve davranışlar da vardır ki sık sık söylenildiği ve yapıldığı halde o kişi hala Müslüman olduğunu iddia eder. Mehmet Çağlayan, Ehli Sünnet ve Akaidi, Sayfa 280-281 Küfürden ve şirkten korunmak için sabah akşam okunacak dua. Allahümme inne e'uzu bike en uşrike ve ene alemu ve estağfiruke lima la alemu. Türkçe anlamı. Allah'ım bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım bilmediklerim için de senden mağfiret dilerim. Ömer Muhammed Öztürk İbadet Takvimi ve Dualar Sayfa 203 23 Haziran Mevlana Takvimi